Porsiyon var diye zengin zannediyorlar. Ama simit yemeye devam ediyoruz. Döküldü biraz. Ya her tarafa döktük koskoca Porsche, ne hale geldi? Porsche nasıl temizlenecek şimdi? Bugün sizlerle beraber Mi Vacuum Cleaner Mini'nin özelliklerine yakından bakacağız. Porsche'da kutu açılışları devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu bir mini süpürge ve Xiaomi üretimi. Gerçekten çok güçlü. İçerisindeki büyük batarya sayesinde uzun süreler çalışabiliyor ve İki farklı kademeye sahip. Burada ucunu görebiliyorsunuz. Kutu açılışı yaptık madem. Çıkan uçları da sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir uç çıkıyor. Biraz önce döktüğüm simitleri buraya takıp hızlı bir şekilde temizleyebileceğim. Tabii ki koltuk aralarına da birçok simit parçası döktük. Bu farklı senaryolara da gidebilirdi. Ben sizler için güzel bir parodi hazırlamak istedim. Hemen bunu çıkartıp hızlı bir şekilde bunu da buraya takabilirsiniz. Ve süpürmeye başlayabiliyorsunuz. Bunu bu versiyonda da kullanabilirsiniz. İşin en güzel tarafı burası çok basit bir şekilde çıkabiliyor. Ve içine hemen dökebiliyorsunuz. Burayı da göstereyim. Burada bir HEPA filtremiz var. Buradaki HEPA filtre de şöyle çıkabiliyor. Tabii ki bu HEPA filtre yıkamamanız gerekiyor. Yoksa tüm özelliğini kaybedecek. Bu HEPA filtreyi tekrar yerine koyuyorum. Bu arada kutudan bir adaptör çıkıyor. Tabii ki hemen huyumuzdur. Kaç watt olduğuna bakalım. Evet, Xiaomi bu tarafa yazmış ve baktığım zaman 10 watt gücünde bir adaptörle karşılaştığımızı söyleyebilirim. Şu tarafa bir bakın. Burada da Type-C ile şarj oluyor ve aldığı havayı buradan verebiliyor. Bu süpürge 120 watt gücünde bir süpürge ve biraz önce yapmış olduğum gibi hani masayı kirletirsiniz, klavyeyi kirletirsiniz. Farklı kirlettiğiniz alanları çok rahat bir şekilde temizlemenizi sağlıyor. Bu arada şu karpuz testini bir gerçekleştirelim. Gerçekten 200-300 gram ağırlığına bakmadım ama tahminen öyle. Ve baktığınız zaman gerçekten o kaliteli hissiyatını verebiliyor. Ben beğendiğimi söyleyebilirim. Biraz önce bahsettiğim klips buydu. Çok rahat bir şekilde burayı açabiliyorsunuz. Ve burada da özel bir sistem var ki buranın içerisindeki çöpler dökülmesin diye. Buradan da gördüğünüz gibi motoru göstermek istiyorum. Bu süpürge içerisinde 120 watt gücünde bir motor var. 500 gram ağırlıkla karşılaşıyoruz. Ve baktığınız zaman bu motor 13.000 Pascal gücünde çekim gücü sağlayabiliyor. Bunun hani fazla olduğunu söyleyebilirim. Bakın bu ilk kademe, bu ikinci kademe bayağı çekiyor. Hemen ucunu takarak sizlerle beraber temizlemeye başlayacağım. Şöyle çok rahat bir şekilde her yüzeyi gördüğünüz gibi benim gibi temizleyebilirsiniz. Biraz önce döktüğüm buradaki yeri de temizlemem gerekecek. Şimdi iki tane ucu olduğunu söylemiştim. İki tane ucu da ben arda arda buraya koydum. Hemen tuşuna basıyorum. Ve ilk kademede burayı gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde temizleyebiliyor. Dilerseniz ikinci kademeye geçelim. Hemen. Buralar rahatça temizleniyor. Eğer uzaktan olmasın istiyorsanız da ilk ucu takabilirsiniz. Bakın şurayı alamadım. Onun da çözümü var. Buradaki tuzu alamadım. Ondan dolayı da hemen bu ucu tekrar çıkartıyor ve eski ucuma dönüyorum. Eski ucuma döndükten sonra da yapacağım hamle çok basit olacak. Gördüğünüz gibi bu kenar köşede kalmış. Her yeri aldım. Test aracının buralarında gördüğünüz gibi bayağı bir toz bulunuyor. Bu ucu sert olan kısımla bile çok rahat bir şekilde bu tozları alabiliyorum. Evet, burayı halletmiş olduk. Şimdi biraz da hassas bölgelere geçmek istiyorum. Bu test aracı gerçekten hassas bir test aracı. 2 milyon liralık bir aracın şu anda konsolunu Mi Vacuum süpürgeyle süpürüyorum. Şimdi biraz da buradaki konsola geçeceğim. Tabii ki bu süpürgeyi her yerde kullanabilirsiniz. Ben arabada başlattığım için arabanın içerisindeki bölgeleri temizliyorum.
Evet. Burayı da temizledik. Buradaki küllüğü de alıyorum. İşlemi tamamlamış oldum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada susamlar, her şey ortaya çıkmış oldu. İşin açıkçası konsolu temizlerken şuradaki fırçalar çok iyi bir performans verdi. Ve içerisindeki güçlü motor da çok rahat bir şekilde çekti. Benim şöyle bir tavsiyem olabilir. Eğer masanızı çok dağıtıyorsanız, çok fazla silgi tozunuz oluyorsa ya da bir atölye şeklinde bir yerde çalışıyorsanız, klavyeniz çok fazla tozlanıyorsa bu süpürgeyi kullanabilirsiniz. İşin açıkçası ben burada herhangi bir koltuk temizledim ama benim evde bir bilgisayarım var ve bilgisayarım gerçekten çok fazla toz topluyor. Hatta şu anda geçen günlerde attığım bir story'yi görüyorsunuz. Bu story'deki gibi kasam devamlı olarak kirleniyor. Bu süpürgeyle de o kasayı çok rahat bir şekilde temizleyebileceğimi düşünüyorum. Şimdi arabadan çıkacağım ve içini boşaltacağız. Biraz önce süpürmüştük. Kilidini hatta kapatmamışım bile. Keşke kapatsaymışım. Burayı çok rahat bir şekilde açabiliyoruz. Bakın şöyle bir mekanizma var. Açıldıktan sonra aslında yapmanız gereken şey böyle de dökmek olabilir. Ama dilerseniz şuradaki kancayı tutup dediğim gibi böyle de dökebiliyorsunuz. Ve buradaki filtreyi şöyle çıkartabilir, burayı yıkayabilirsiniz. Burada bir HEPA filtremiz var ama HEPA filtreyi yıkamanızı önermiyorum, biraz önce de bahsettiğim gibi. Tüm özelliğini yitirebiliyor. Burayı da yıkayıp yıkamamak size kalmış. Tekrar takıyorum ve aşağıya oturtuyorum. Buradaki hava çeken mekanizmayı buraya oturtacağım. Görmüş olduğunuz gibi tekrar taktım ve buradaki işlemi de bitirmiş olduk. Evet, sizlerle beraber bir ürün incelemesini daha gerçekleştirmiş olduk. Masa başındaki incelemelerdense böyle eğlenceli bir şekilde, özellikle böyle bir araba teste gelmişken çekimi gerçekleştirmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir ama mantığı çok iyi bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. İsterseniz benim gibi kasanızı temizleyebilirsiniz. İsterseniz arabanızda bulundurup etrafı çok rahat bir şekilde hızlıca temizleyebilirsiniz. İsterseniz de evdeki anlık tozları, yere dökülen herhangi bir yerdeki buranın alabileceği şekilde kiri, tozu, toprağı temizleyebilirsiniz diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Xiaomi'nin ya da farklı markaların ürünlerini sizler için incelemeye devam ediyoruz. Eğer beğendiğiniz ya da incelememizi istediğiniz ürünler varsa bizlere yazın. Biliyorsunuz şifreye net olarak hem uygun fiyatlı ürünleri hem böyle ilginç ve hayatımızı kolaylaştıran ürünleri çok güzel bir şekilde sizler için inceliyoruz. Hava soğuk. Ben gidip montumu giyeceğim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.